Merhaba, bu kaydımda size Satürn'ün doğum haritasında kişinin dördüncü evinde olmasının etkilerinden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim etkileri transitte güncelde Satürn dördüncü evinizden geçiyorken de yaşayabilirsiniz. O geçiş süresince yaşadığınız kısa dönemli bir durum olarak ortaya çıkar. Nasıl değerlendirmek istiyorsanız öyle değerlendirebilirsiniz. Bu arada bahsetmeden önce de şunu tekrar hatırlatayım. Bütün Satürn videolarımda hatırlatıyorum bunu. Satürn'ün e, Rahu ile ilişkisi isimli bir e, kaydım var kanalımda. E, Satürn'ün e, iyi kullanılmadığı zamanlarda, zayıf kaldığı zamanlarda Kuzey Ay düğümünün kişinin doğum haritasında bulunduğu yerde bir stres kaynağı olabileceğinden bahsediyorum bunu da yani bu mantıkla bu anlatacaklarımı dinlemenizde fayda var 4. ev doğum haritasında 4. ev ayın evidir ayın doğal evidir dolayısıyla 4. evde bir satürn olması satürn ve ayın sanki kavuşmuş gibi bir etkiye sebep olabiliyor bu da biraz karamsar ve depresif bir etkidir açıkçası Satürn dördüncü evdeyken ilk aşamasında, başlangıç safhasında hani nasıl e, yanlış kullanılıyor ürün ilk e, aşamasında kişiye böyle bir sevgi yoksunluğu sebebiyle aslında bir karamsarlık e, verebiliyor. E, yani doğru olmak zorunda değil demiştim Satürnün etkilerinin aslında böyle sevgiyle büyütülmüş olabilirsiniz her aileniz sizi işte korumuş kollamış pamuklara sarmış devamlı öpmüş okşamış hani sizin ruhunuzu hiç yormamış olabilir ama yine de satürn dördüncü evdeyken hani bir şeye sebep olabiliyor sanki böyle sevgin yoksunluğu hissine sebep e, olabiliyor kişi sebepsiz yere çok üzünlü işte karamsar ya da depresif olabiliyor hiçbir şey gününü aydınlatmaya yetmiyor olabiliyor Böyle hayatın o hazlarıyla ilgili aslında işte doğum haritasının diğer gezegenleri de tabii burada önemli ama böyle bir haz eksikliği, haz düşüklüğü hani işte ne bileyim canının çok sevdiği bir yemek var mesela onu gidip aman onu yemesem de olur der mesela o elbiseyi giymesem de olur der mesela ya da o seyahate çıkmasam da olur. Yani her şey olur ya. Yani olmasa da olur, bu olmasa da olur. Böyle bir şey hani bir hazlardan diyeyim hani bir vazgeçmişlik ya da bunlardan büyük keyif alamama durumları söz konusu olabiliyor. Şimdi bu Satürn'ün dördüncü e, evde e, iyi çalışmadığının ilk hali tahterevallerin bir bacağı. Özellikle bu noktadayken kişiye Hardal otu çiçeği özütü terapisi mustard bahçe çiçeklerinden bunu bunu önerebilirim ya da e, hardal tüketmenizi de önerebilirim e, yiyeceklerinize bir hardal ekli, ekleyerek tüketebilirsiniz hardal sosları ya da böyle hardalın yağı kremleri falan da var e, onları da e, kullanabilirsiniz bu sizin o sebepsiz yere keyifsiz ya da depresif olma halinizi e, biraz düzeltebilecek bir etkidir. Şimdi diğer e, noktada satürn iyi yönetilmemeye devam ettiğinde bu sefer kişi kendinden çıkıyor ve başkaları adına endişelenmeye başlayabiliyor. Yani sanki o içindeki boşluğu başkalarının hayatına müdahale ederek ya da onların adına endişelenerek dolduruyor aslında. İşte böyle mesela ya işte eşim işine sağ salim gidemezse ya çocuk okulda düşüp bir yerini yaralarsa diye endişelenip durabilir. Ya da işte ya evden çıkarken kapıyı kilitlemediysem ya eve hırsız girerse ya evden çıkarken ocağı açık unuttuysam ya ev yanarsa ya da işte ya işte atılırsam ya işte parasız kalırsam falan bunları e, düşünüp durabilir. Aslında bütün bunlar olası şeylerdir. Hani kişi paranoyaktır demiyorum o seviye bir şeyden bahsetmiyorum. Gerçekten hayatın içinde olan şeyler bunlar. E, ama hayatın içinde olabilecek binlerce şey vardır. Ve her ihtimali bu kadar çok kafamızda büyütmememiz gerekir. Bunları her ihtimali düşün düşünerek ve kafamızı da e, bu, bunlar adına işte önlemler alarak ya da bunlara dair kafamızı çalıştırarak aslında kendimizi yoruyoruz. E, bu da Satürn'ün e, 4. evde iyi çalışmadığı hallerinden biridir. Bu durumlarda bahçe çiçeklerinden şifa niyetine, remedi niyetine kızıl kestane çiçeği özütü, red chestnut özütü terapisi e, uygulanması önerilir. Ya da e, yani kestane tüketilebilir. Evet, son aşamasında bu artık tahterevallinin e, hiçbir tarafında değiliz. Tahterevalliyi kaldırdık attık tarafı. Krizli dönemlerinde bu her zaman ortaya çıkmıyor olabilir ama kişi krizli dönemlerinde sabrının sonuna gelmiş gibi hisseder. Zorluklarını aşmak için hiçbir çaresi kalmamıştır. İçinde büyük bir boşluk vardır işte hiçbir şey iyi keyifli yaşamaya değer değildir. Yani bayağı bir depresyon tanımı yapıyorum aslında burada. Burada da yine bu sefer e, sweet chestnut yani tatlı kestane şişeyi özütü terapisi e, uygulanması önerilir. Bütün bu satürnün dördüncü evde e, oluşuna dair anlattığım etkiler aslında e, bu tavırlar e, kuzey kişinin doğum haritasındaki kuzey ay düğümünün stresli bir şekilde hayatına sokabilir. Ya da işte transit satürn dördüncü evinizden geçiyorken transit kuzey ay artık her nereden geçiyorsa orada da strese sebep olabilir. Bu ikisinin arasında görünmeyen bağlar vardır diyebiliriz. Çünkü aslında Satürn'ün bir kalkan görevi vardır. Bizi koruyan, negatif şeylerden de koruyan bir etkisi vardır. Bu bahsettiğim tavırlarla aslında Satürn'ün bu kalkan etkisini ortadan kaldırdığımız için kendimizi biraz da belalara, strese açık hale getiriyoruz. O yüzden ikisinin arasında görünmeyen bağlar var diyorum. Şimdi bu anlattıklarım tabii şey biraz daha psikolojik çözümlemeler ya da esoterik açıklamalar. Ama hani bir astroloji kitabını açıp baktığınızda Satürn 4. evde ne yapıyormuş diye okuduğunuzda tabii aileyle ilgili bazı sıkıntılar verebiliyor kişinin ailesi ile ilgili büyük sorumluluklar almasına sebep olabiliyor. Ee, özellikle küçük yaşlarda e, aile içinde büyük görevler üstlenmiş çocuklardan olabiliyor. Küçük yaşta işte evi temizlemiş ne bileyim belki annesi çalışıyor diye çocuk yemek yapmış evi temizlemiş hani ne bileyim böyle e, ev ev içinde büyük sorumluluklar almış olabilir. Yetişkin hayatında işte annesi babası adeta çocuklaşmıştır da kendisi onların ebeveyni olmuştur. Onların bütün sorumluluklarını ve hayat düzenini kurmakla devam ettirmekle ilgili görevler üstlenmiştir. Ya da böyle annesi özellikle annenin evidir dördüncü ev. Annesi biraz kişinin hani biraz soğuk olabilir hani anne ile arasındaki bağ zayıf olabilir kişinin. Anne belki mesafeli bir anneydi. Çok böyle çok cana yakın değildi. Ya da e, pek evde değildi belki. Yoğun ve meşgul bir insandı. Dolayısıyla e, anneyi pek de yaşam alanlarında görememiş de olabiliriz. Öte yandan dördüncü ev köşe evlerdendir. E, ve satürn köşe evlerde aslında bütün gezegenler köşe evlerde. Eğer iyi bir kendinin iyi hissettiği bir burçtaysa çok e, Malavya yoga deniyor buna güzel çalışır. Yani bu Satürn dördüncü evinizde ve vedik konuşuyorum bakın. E, Terazi burcunda, Boğa burcunda, Oğlak burcunda, Kova burcunda mesela bunlar iyi çalışıyor. E, en en iyisi e, şeyde olması, Terazi'de olması işte ikinci Oğlak, 3. Kova, dördüncü de Boğa diyebilirim. Hani bu burçlarda olması ee, köşe evde yani bu bu az önce anlattıklarımı e, sıfırlamıyor ama köşe evlerde bir satürn olması kuvvetli bir satürn olması e, kişiyi aslında e, daha başarılı yapabiliyor. Hani daha dirayetli işte çabalarının sonuçlarını e, daha işte adil bir şekilde aldığı e, ya da böyle e, küçük Çabalarından büyük sonuçlar aldığı e, durumlara da e, atabiliyor ki bu tercih edilen bir şey de olabilir. Aynı e, sanıyorum birinci satürn birinci evdeyken ki kaydımda bundan bahsetmedim ama aynı şeyi satürn birinci evde yedinci evde onuncu evdeyken de yine aynı burçlarda söyleyebilirim. Onlar da köşe evler 1 4 7 10 e, evler köşe evler buralarda kuvvetli satürn iyi çalışır. E, buralarda kuvvetli her şey iyi çalışır bu arada sadece Satürn'de değil e, aklınızda olsun. E, yani umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere hoşçakalın.